Erken geliyorum. Senin adamım ona lolo yapmasa kıyım. Ruhlar akın akın surakında patlar. Hemen seni haşlar. Oktan mı fırladı sendeki kaşlar. Demişler arkasında bu şöyle böyle. Arıza aldırmaz hayat çünkü kahpe. Ona laf atanın arızaya çatanın aklına tükürüyüm o hatayı yapanın. Arıza destek bu adamıma respek. Dilim esnek tam yapana red çek. Allah muhafaza dağlara taşlara başınıza gelmesin. Evet, şu anda girdik. Hazırız. Girdik efendim. Hemen ayarlayayım orayı da. Hoppa. Geldi. Şöyle yapıyoruz. Tamam. Efendim sizin ses gitmiyordu. Düzen evet. Şimdi sesim de seksim de gidiyor mu? Hepsi gidiyor efendim. İyi. Haydi bakalım. Aha Jack Kurunur geldi. Aha ilk sen geldin. Sokan Bayülgen. Essela. Oo, selamun aleyküm kardeşim. Muhammed Aydoğdu. Kuji yapmış. Oo, Oğuca tahtası gibi şerefsizim. Vay vay vay. Babuş sesin yok. Oo Emir kardeşim. Ya çok şükür Allah'ım. Yani bu aile ve terbiye ortamı olan Face in the Box'tan sonra şöyle kendi ortamımızda yani yıllar sonra resmen kendimiz gibiyiz ya. Oh be diyorum be. Bu arada iyi akşamlar. Vay baba ne haber? Miguel Alvarez. Yeah. I'm so fine. And how are you? And you? Dostlarım bugün cuma neşeyle doluya insan modundayım vallahi ya. Gerçi rutin bir iş hayatım yok kafamın keyfime göre takılıyorum ama yani gerçekten cuma hissi güzel bir his. Bu arada en başta kime teşekkür ediyoruz o daha tacize girmeden hazır fırsatımız varken. Şu an bize bu yayını yaptıran yönlendiren uzaktan böyle hayalet gibi üstümüzde kara bulut gibi uçuşan tacizci reji Afrail Gök'e çok teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten. Ya yayından önce burada bir ayarlar yaptı. Bu nedir kardeşim? Bu ne ya? Bütün YouTuber'lar bunları kendi mi yapıyor ya? Herhalde benim orada bir genç enerjiyle ilgili bir teknolojik uyum sorunum varmış diye düşünüyorum. İlk Adıyamanımı çakacağım. Afrail dedi ki, şu an bizi izliyor. Her an yayınımız kesintiye uğrayabilir. O dedi ki, yok abi millet nasıl içilir, nasıl yakılır diye videolar çekiyor. Kanala bir şey olmaz diyor. İnşallah da bir şey olmaz yani. Ama benim için muhteşem bir gün. Gerçekten siftah yapıyoruz ya. Ben 2008'de en ağırlanmaz arıza videolarımla dostlarım biliyorsunuz. Bazılarınız hatırlar. O zaman gerçi 8 ve 7 yaşındaydınız belki ama. O zamanlar başlamıştım. O zamandan beri YouTube'da hiç canlı yayın yapmamıştım. Nasip olmamıştı. Türk usulü. Nasip olmamıştı. Biraz teknolojik tembelliğim var benim dostlarım. Ondan sonra işte artık bir eğri oturduk, düz mü konuştuk? Düz oturup eğri mi konuştuk? Bir şeyler yaptık. Afrail de oradan hayalet operasyonuna bana yardımcı oluyor. Teşekkür ederim. Afrail'cim artık yayın içine sıçabilirsin kardeşim. Çünkü 10 dakika izin istiyordunuz efendim. Yarısı daha olmadı bile. Yok. Yani. Ya ben kendi bir garantiye alayım da. Ne olur ne olmaz yani. Çok konuşmanın hastasıyız tabii canım. Yani. Durun ben bu arada şunu yapıyorum. İnşallah yani şurada iki tüttürdük diye de bir şey olmaz. Adıyaman içiyoruz ya. Official Adıyaman Tobacco. Abi Sokan Bayülgen ya. Ya senin ismini unutamıyorum kardeşim ya. Armando Jojo sana da iyi akşamlar. Yeh.
Vallahi çok iyi oldu. En son astral seyahat videomu izlemişsin yıllar önce ha Muhammed Aydoğdu. Ha Muhammedciğim, yeni astral muhabbetlerimiz olacak. Tabii daha düzgün duruşla, fazla eğri oturmadan olan artık videolarımdan kanalıma zaten yayını alacağım. Ama gözlük laci, üstüm de laci. Nasıl? Burada şu an bizi izlemese de hep gönlümde olan bir dostuma selam yollamak istiyorum. Murat Caz. Buradan Murat Kurutoğlu Caz kardeşime cazlı cuzlu selamlarım ya. Jack Gruner, kurban olduğum deme. Böyle üzülüyorum öyle deme. Hiçbirimize kurban olmayalım kardeşim. Karımıza, kızımıza tamam kurban olalım da. Yani şimdi birbirimizi seviyoruz ama kurban olma canım kardeşim Jack Gruner ya. Bak zaten Michael'ın maskeli ismini de takmışsın oraya kendine. Yani bilmiyorum bu Michael Jackson'da ne yapacak son durumlarda ama benim durum korona koyarım orana burana durumundayız yani. Ya gözlüğü takmadan da chatleri göremiyorum. Kardeşim yaş oldu 51. Yani hani apış aramızdaki veya koltuk altımızdaki kıllar henüz ağarmadı ama gene de yani gözler abi gözler hafif perte bağladı. Pokpot, pokpot diyoruz, iptal ediyoruz kardeşim. Ama pokpotu fazla kaçırıp da kendi mevcudiyetinize iptal etmeye girişmeyin sakın ola. Oho. Balici Murat. Ya Murat bazen belki kullanıyordu eskiden ama sanki bu ara kullanmıyor gibi ya. Alkolü de her gün içmiyorum falan diyor. Yani bilmiyorum Murat kardeşim çok seviyorum. Ona inşallah ev ziyaretine de gideceğiz. Ev ziyaretine de gideceğiz. Yani onunla Arkadaşlar konuşuyorum merhaba. normal. Diyanette görevli bir Allah. memur arkadaşım söyledi. İyi. Bu koronavirüsü cinler vasıtasıyla insanlara musallat oluyormuş. Yatarken Çağdaş Kaya. 99 defa korona orana burana korum ha dediğiniz zaman musallat olmuyormuş. Korona orana burana korum ha. Korona orana burana korum ha diyeceksiniz yatarken kesin. 99 kere galiba değil mi? 99 kere korona, orana burana koruma diye zikredeceğiz. Ondan sonra o biz koronayla göte pendik olmazsak şerefsiz çocuğuyum ha. İzmir'de miymiş? Sabri Aygün. Oğlum korona virüsü de İzmir'e gelmeye başladıysa artık yani İzmir biliyorsun bilmiyorum ama Türkiye'nin en Avrupa'yı, en medeni işte gavur İzmir'i yani en medeni şehri. Burayı da korona ele geçirirse artık benim sizler için yapabileceğim bir şey yok kardeşim. Artık benim sizler için yapabileceğim bir şey yok. Ya sağ ol. İyi konuşuyorsun demiş. Dur abi dur. Murat Caz uykuya dalmış canlı yayında. Kaldırın onu kardeşim. Ya biri bana çok güzel. Ha Çağdaş'cığım çok sağ ol. Çağdaş Kaya sağ ol. Ya o yani güzel konuşma fıtrat. Benim çok çekingen, çok asosyal bir küçüklüğüm vardı. Artık burada anlatacağız tabii. Artık ulu orta biz bizeyiz. Ha koymuşum face in the box'a yani. Face in the box mu neydi o? Ha. Neyse. Ben gerçekten hiç konuşma falan yapamazdım. Toplum önünde böyle hep dinlerdim. Yani dinlerdim abi. Herkes o kadar çok konuşuyor ki. Herkes o kadar çok konuşuyor ki. Ben dinlerdim abi. Bana fırsat gelmiyordu. İki cümleyi kafamda zaten 20 dakika düşünüp planlayıp söylemeye başladığımda gene oradan bir ukala lavuk çıkıyordu. Lafımı kesiyordu. Çünkü herkes yani genelde bir bok bilmediği halde kendini göstermek için çok konuşma meraklısıdır. Etrafımızın %90'ı bunlarla çevrili. Onun için dert etmiyorum. Ama en azından kamera karşısında şu an kardeşim. Bak siz bile konuşamıyorsunuz. Sadece ben konuşuyorum. Ve çok seviniyorum şu an. Gerçekten deli modundayım. Yani yarı çatlak modunda olmak benim için bir onur ve gurur kaynağıdır kardeşim. Vizede korona bulaşmasın. Vizede mi? Kim nereye vize? Allah. Hayır. Jack. No, don't change your name. No, never do it. Jack yapma onu ya. Ne demek? Niye kızacağım ya? Allah Allah. Ben Michael Jackson'ın yani hak hukuk avukatı mıyım? Allah Allah. Jack Gruner da zaten artık yani bilenler biliyor. Believer'lar biliyor. Onun Silikon Musk'la halkın arasına karıştığı, Miami'de ara sıra ufak çaplı konserler verdiği, yardım turları düzenlediği bir kimlik yani. E biz de artık bunu biliyoruz. Ne yapalım ya? Yani
Bizde de bu konuda Michael Jackson'la ilgili yazışmalar oldu falan. Yani artık o mu yazdı, öteki mi yazdı, adamın kaç tane dublesi var onu da bilmiyoruz ama benim de bazı iletişimlerim açıkça oldu. Çok duygusal olarak etkilendiğim anlarım oldu. Sonra her yazıştığım hesap ortadan kayboluyor ama enteresan. Yani aslında burada söylemenin bir sakıncası yok. Zaten bilen biliyor, believerlar biliyor. Alan Pontifex diye türlü çeşit hesaplar var. Onlardan bir tanesine denk gelirsiniz. Belki gerçek MJ ile yazışırsınız yani. Ne olacak kardeşim? Ama benim anladığım o kendi böyle tepede uçuyor uçuyor netler alemi, internet göt aleminde uçuyor. Kendi seçiyor. Kurbanlarını kendi seçiyor yani. Koca kral abi. Mikuel Alvarez. Aren't you a Turk? Aren't you a Turkish man? Allah Allah. Ben sanki onun Türkçe yorumunu gördüm gibi ama. Oo, Hüsnü devreye girdi. Dur dişinin arasına tavuk şeyi kaçmış. Tırnaklar da uzun güzel yani. Kürdan görevi görüyor. Ay, eyvah. Şunca yayınımızda araya bir tane bayan karıştı. Kendisi eşimdir. Baş harfi Zuhal isim vermiş olmayalım. Vay be. Evet. Armando Jojo haklısın. Uzaylı temalı videolar. Ben de çok seviyorum. Onlara böyle artık arka plana hafif böyle perdeler merdeler arada çıkan griler filan koymaya başladım. Ben o tarz uğraşmayı da çok seviyorum. Ayrıca gerçekten kozmik bilinç sahibi bir ruhum. Yani bir ayağım yerde bir ayağım gökte diyemeyeceğim. Küçük parmağım ayağımın yerde. Diğer vücudumun kalan her yeri gökte kardeşim benim. Bu arada tabii ki güzel konuşuyorsun diyenlere ayrıca buradan gönüller dolusu teşekkürlerimi, şükranlarımı sormayı bir borç biliyorum kardeşim ya. Hey lan be. Çok sevindim. Gözlükler şekil, çabuk önümden çekil. Evet, Jack doğru. Gözlüklerim güzel de şuraları gerdireceğiz herhalde yakında. Tövbe tövbe ya. Gözlükler güzel, böyle denk geldi. Bir numara sanırım. Yani ilerlemiş olabilir, bir buçuğa gidebilir veya bir anda bakarsınız, bir sabah kalkarım. Yani saçıma sakalıma ak düşmüş ve gözlerim tekrar sıfırlanmış olabilir. Ertesi gün ben o saçı sakalı gene tabii usturayla aldırırım o ayrı mesele. Çünkü ben böyle parlak cillop gibi adam seviyorum kardeşim. Aynaya baktığımda 3 burada 3 burada 6 küpe göz kaş güzel Michael Jackson edasıyla bakan şekilde ve sıfır saçlı bir obje görmek istiyorum. İşte bu yüzden de zaten internette artık tamamen neşe ve rahatlatıcı hizmet veriyorum. Gerçekten öyle. İyi ki de böyle be kardeşim. Hani artık bilin burada canlı yayın başladığında kanalımda hayatınıza bir kez daha neşe saçan ışıklı obje görünecektir. Yani bunu da Afra ile çakıyorum o zaman. Oh. The Kaya 62. Hey. Ya şimdi laf aramızda ben maaşı Illuminati'den almıyorum ama tek gözü kullanmayı yani tek gözümü kullanmayı böyle profil resimlerinde falan her zaman ilke edindim. Çünkü tek göz bana göre tek yönlü odaklanma gibi geliyor. Tek yönden bütün kozmoza açılan, bütün sonsuzluğa açılan bir odaklanmalı bakış gibi geliyor tek göz. Onun için kullanıyorum. Ayrıca illumination ne demek biliyorsunuzdur. Pı! Bak altta bir şey oldu sinirlendim. Hoşunuza gidiyor biliyorum da. Neyse. Zuhal'cimi de buradan çok öpüyorum. Hayatımdaki mucize. Sonsuzdaki buluşma. Yeah. Tek göz diyorduk. Ha. Şimdi maaşı Illuminati'den almıyorum. Illuminati'den alsam böyle sade bir şey oldu. Biri bağırdı mı lan? Çaylar! Çay yok kardeşim. Kahve var. Kendi kahvemi yaptım da geldim. Yayın arasında bir de eşimden orada hanımdan buraya bir kahve getir yoksa kırarım ayaklarını diyecek halim de yok. Miguel Alvarez. Seni de öpeyim. Tabii abi. Allah Allah. Oh. Ne sürdün sen ya? Sen hangi parfümü sürdün? Buradan bir kokuyu algılıyor gibi oldum ben. Ihlamur tarçın arası böyle kesif erkek gibi kokan bir parfüm kokusu geldi bana. Miguel çok güzel bir parfüm sürmüş. Durun ya kıskandım ben de süreceğim. Dur.
şunu bir sürelim. Oh Allah versin. Durun çok canım çekti. Miguel öyle bir parfüm sürmüş ki kardeşim. Canım kolonyada sürmek istedi. Şuralara. Oh. Neymiş? Ne diyor bizim korona koruma orana burana ne diyor? Bana karşı ellerinizi sık sık sabunla yıkayın bileklerinize kadar. Bak aynen şöyle diyor. Bileklerinize kadar şöyle ellerinizi yıkayın. Ve sık sık kolonya sürün. Bir de burnunuza tuzlu su çekin tükürün. Niye? Biz de buna uyuyoruz kardeşim. Biz de eski kulağı kesiklerdeniz. Adıyaman çok güzel. Reklamını yapmak istemiyorum ama. Ya bu ışıkta biraz ters mi geliyor? Ne uzaklaşayım mı ya? Neyse ya. Ayaklı lamba da koyacağım buraya. Size daha güzel ışıyabilmek için dostlarım. Yani ya düşünsenize. Gördün mü bu kaşları diye çıkmıştım. O zaman ben internetin iyisinin ancak iyi harfini biliyordum. Hatta o zaman ekolay.net yani Doğan Online'da çalışıyordum. Mizah editörüydüm. Hatta 5 yılda orada grafik editörlük yaptım. Grafik, görsel, sanatçılık yaptım. O zamanlar abi yani canlı yayın nedir bilmiyordum. Hatta beni hatırlayanlar hatırlar. O zamanlar küçüksünüzdür siz o zamanlar. Çok söyledim bu kelimeyi. O zamanları da logattan çıkarsak mı ne yapsak bilemiyorum ama. Benle Ercik Kral çok fazla tepişirdi. Allah! Hacı bağırmıyorum kızma. Sen yukarıda böyle kara bulut olarak ufak şahin modunda böyle yavaş yavaş süzül işte. Bağırmıyorum kardeşim. Allah Allah. Saati görmek ister misiniz? Şu an saat 21.15. Bakın bu gerçekten canlı bir yayın. YouTube'dan canlı yayın yapmanın zevkini yaşayalım, tadını çıkaralım kardeşim. Biz alışkın değiliz. Ya tabii şimdi 25 yaşında bir konuşmacı olsaydım YouTube'un orospusu olmuştum o zaman ama şimdi biz tadını daha yeni çıkarıyoruz. Daha vites 2'de. Daha yayınlarımızda inşallah vites 3'e çıkacak. 4'e 5'e atacağız. Ya ondan sonra turboya geçeceğiz kardeşi. Şu çok ilginç ama dostlar. Yani şimdi birileri beni sokakta görüyor. Abi şu an çok heyecanlıyım diyor falan. Geçenlerde oldu karşıya kadar. Çok sevgili, çok kibar bir genç dostum geldi. Beni 6 yıldır takip ediyormuş. O gene iyi. Abi seni 10 yıl önce 8 yaşındayken takip ediyordum. Şimdi seni gördüm çok mutlu oldum diyenler oluyor. Ya düşünsene. Geyriksiz arıza adam yayının olacağını mı zannettin kardeşim? Bana bu gözlüğü buradan sinirle çıkarttırma. Bana bu zinciri çıkarttırma kardeşim. Zinciri içeri sokalım. Fazla da deli moduna bağlamayalım. Ama en sevdiğim şey burada aile yok abi. Burada biz varız. Burada tek bir aile var. Öyle değil mi Sabri Aygün kardeşim? Yayınların devamı inşallah ya inşallah. Keremcim, ha onu diyordum. İşte bayağıdır yokum. Bir de tabi millet canlı yayın açıyor abire. Cüneyt Özdemir açıyor. Memduh Bayraktar Baba açıyor. Neydi o? Ünsal Ünlü açıyor canlı. Tabi millet oraya akıyor. Yani bu nehrin suyu bizim buralara kadar gelmiyor. Onun için canlı yayınlara ben de günlük sohbetin anasına tekmeyi çakıp canlı yayınlara gireyim dedim. Yani günlük sohbet neymiş ya burada karşılıklı güzel. Ha konumuzla gelirsek özel konuyu buradan hiçbirinize cevap vermeden günlük sohbet gibi de canlı yayın yapabilirim yani. Ben kafamın göt dikine takılan bir insanım kardeşim. Sen kimin karşısında olduğunu zannediyorsun? Jack Kruner sen beni çok seviyorsun ben de seni çok seviyorum. Harbi lan milletin içinde. Oğlum bu. Loop'a almış lan. Nereye bağlı? Kim bağırdı kardeşim? Jack Kruner'cığım ben İzmir'deyim. Kardeşim ben İzmir'deyim. Baba şehri burası benim. Benim kütük İzmir. Burada hatta Yahudi hastanesinde doğmuşum. Bilmiyorum bu anlamda masonluk locasıyla ilgim olduğunu söyleyenler de oluyor. Ama herhalde o şekilde olsaydı herhalde bir elim yağda makatım balda olurdu yani. Öyle de bir durum yok. Tek göz Sabri. Teşekkür ederim. Tek göz için. Odaklanma kardeşim. Cüneyt'i bugün kapattım. O kadar kırırdamaz erkek adam. O kadar kıkırdamaz. Kaya. Abi Cüneyt kendini bence rahat bırakıyor. Biz YouTuber'lar hesabı biraz bir
trend şekilde davranmaya çalıştığı için öyle yapıyor galiba. Saçlarım uzamış mı? Oğlum moralimi bozma lan. Nereye uzamış ya şimdi? Yarına bir ton plan yaptık. Çizim işim, dizim işim de var. Bir de saçları araya alırsak yarım saatte oraya mı verelim yani? Yo, bu saçları iyi. Tıraşımı kendim alırım, çıkarım. Ondan sonra gelirim, işime gücüme bakarım. Rahat olun kardeşim. Kerem Karaca kardeşim. Sen de rahat ol. İleti geri çekildi diyor. Yaz gitsin amına koyayım. Yaz gitsin tenekesine koyayım ya. Haserzenişte de bulunsan yaz gitsin. Ne olur ki aramızda sorun mu var? Dost dostum pezevengidir de düşmanıdır da. Arada titreşiriz de depreşiriz de ya. Rahat olun yani. Vallahi. Her şeye gülüyor değil mi? Vallahi bir de Kaya kardeşim ya bu Cüneyt'e ben de taktım zaten. Hatta bir iki resmini dondurup indirdim. Yaşlanıyorsun Cüneyt diye bir video çekeceğim yemin ederim. Var var bayağı altyapı hazırlıyorum ona. İyice çökmüş böyle benden beter çökmüş. Allah bir yaşı benden küçüktür onun. Benden beter çökmüş onu öyle yakaladım. Tabii kamera ve ışıkla ilgili bir durum da olabilir ama olsun. Ben onu oradan bir serzenişte bulunacağım. Yaşlanıyorsun Cüneyt diye bir video girişi yapacağım ona. Ah. Sarı kız şeker. Selam. Evet, senin de bir yorumunu hatırlıyorum kanalımdan. Yani arka fonda klasik müzik ne oldu? Ah gitti. Afrail görüntüyü önümden aldı beni kuş başıma. Piyangoyu biliyoruz. Aman aman aman. Aman aman. Eşeden hayır 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 asla 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 aman 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 kurban olsun Allah'ım aman 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 öyle bir şey olmasın istemiyorum. Sağ ol sarı kız kardeşim. Yosen, Yosen selam Arzu abi selam Yosen, Yosen. Rose geldi aklıma da o pembe şaraptı olmaz yani. Arıza baba patlat bir Haktan Akdoğan repliği. Haktan Akdoğan. Şimdi biliyorsunuz artık son zamanlarda çok fazla UFO belgeleri çıkmaya başladı da tabii bunlardan çoğu aslında %90'ı asparagas olmasına rağmen aslında gerçekten bu ara güneşin bile yakınında pro şeklinde böyle evet. Pro şeklinde gemiler görüntülenmeye başlandı sevgili dostlarım. Haktan'ın böyle boğuk bir sesi vardır ya hastasıyım ona. Bir de onun böyle pro şeklinde ana gemi deyişine hastayım. Halbuki gelin görün ki biz şemalarını bile biliyoruz bizim irtibatlarımız sayesinde. Kardeşim üçgen şeklinde ana gemi var. Pro şeklinde ana gemi var. Malafat şeklinde baba gemi hatta baba gemi hatta babakonda bile var ya bırak anakondayı. Ama gerçekten bak. Yeter abi tadında kalsın. Niye ya? Kimi niye yeter? Dur o. Çok narsist miyim? Hadi lan nereye narsistim ya? Canlı yayını böyle ben yapıyorum. Ben ne yapayım kardeşim? Bak arada Reji Afrail devreye giriyor. Ben daha ne kadar verici olayım? Yani ne olacak? Şurada oturuyoruz işte. Ben konuşacağım. Ne yapayım? Toplu yayın olsa burada beşli de canlı yayın yapalım. Mesela Murat Caz'la da yapalım. Mis gibi. Efe Aydal artık çok yükselmiş. O çok fena güçlenmiş yukarılarda. O artık sesimi duymuyor. Buradan da ona sitemçerane bir bakışla bakıyorum. Yani bizim öyle ya. Narsistlik nerede bende sarı kız ya? Olur mu öyle şey ya? Narsist... Ya konuşan benim ne yapayım ya konuşmayayım. Benim konuşuyorum ne yapayım ben buradayım. Kendimde olanı söylüyorum Şafak Sezer gibi. Rejinin bugün Kartal Bulut'la da yayın var mı diyor. Yok. Kartal Bulut'la onunla Face'den arkadaş olmuştum bir ara. Aynı anda Murat Caz'la arkadaş olmuştum. Sonra baktım. Bayağı serzenişlerde bulunuyor. Kırıcı tavırlar falan böyle. Kartal Bulut Murat'a. Dedim şimdi Murat bizim İzmirli kardeşimiz. Yani biz de semtimizin çocuğuna böyle yapanlara herhalde bir dur deriz dedim. Kartal Murat'la irtibatımı kestim kardeşim. Öyle. Ne güzel ya Murat Caz'ın arkada
o saygıdeğer çok sevdiğim annesi var. Arada ona müdahale ediyor. Çok doğal bir yayın yapıyor Murat Caz. Vallahi ya. Ben de seni yerim Jack Kruner kardeşim. Ya esneyim bak. Laf lafı açıyor. Hakikaten chat akılları yardırıyor bende. Chat'e hiç inmesem aslında size buradan ilim irfan her türlü titreşimi salgılayacağım ama olsun ilk yayınımız ya. Chat'li metli olsun. Şimdi Jack Kruner. Allah. Aha annen mi öksürdü? Ben girdim baskına. Benim oğlum. Tazici reji yayında basıldı. Bu ne ya? Allah. Neyse arka annelere saygımız büyük ya. Bak tam ben de Murat Caz'ın annesinden bahsediyordum. Dilek Gök anne de oradan devreye girmiş. Ona da saygılar, sevgiler yani her türlü. Allah Allah. Jack Kruner sana cevap vereceğim şimdi. Dur dur. Oğlum kendini ya, MC ile... Bize ne AMK? Bize ne AMK? İzmirli olsun, çamurdan olsun. Vallahi be. İzmir enteresan ya. Kimileri diyor evrenin merkezi İstanbul ama bana gerçekten İzmir gibi gelmeye başladı. Zaten yani Allah gecinden versin ama yakında İstanbul berbat bir depremle evrenin merkezi olup olmadığını görecek diye düşünenlerdenim. Aman aman aman. Ağzımızı hayra açalım, götümüzü bayra açalım. Oynamadan duramıyorum. Evet, haklısın Jack Kruner kardeşim. Çünkü neden biliyor musun? Durun şurada anlatayım. Biraz size şurada yani vücutsal bedensel durumumdan bahsedeyim. Pompa pompa pompa. Şöyle bak. Ben abi çok esnek bir insanım. Oradan belli olmaz. Bak çok esnek bir insanım. Neden biliyor musunuz? Belli bir yaşa kadar her gün işte 40 tane şınav yumruk üstü, 100'e yakın mekik ve bir sürü esneme hareketi yapmıştım. Gerçekten belli bir yaşa kadar yapmıştım. Şimdi de artık o yetenek bende çakıldı kaldı. Bak hop 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 böyle. Bunları yapabilmelisiniz kardeşim. Vücudunuz esnek olsun. Bundan ne zarar gelir ki değil mi? Bak yılan gibi kıvrılırsın. Yani illaki bir gün işine yarar. Yani ama karada, ama havada, ama yatakta. Esnek olmanız illaki bir gün işinize yarar. Araya taciz reji girdi gene reji reji. Yani esnek olmak illaki bir gün havada, karada veya yatakta işinize yarar kardeşim bu kadar. Ne öyle kütük mü olalım? Ha, kalamtor erkeğim en yüz olduğum şeydir. Bilhassa ciddi bakışlı, bu ciddiyeti kendine yaşam tarzı edinmiş lavuklar. En uyuz olduğum yaşayan bünye tipidir. Böyle gezerler bak şöyle gözlük tamam gözlük kalabilir şöyle. Böyle bir yere gidiyor adam zorlamış ağzını ters parantez yapmış lavuk böyle bak. Böyle. Böyle yürüyenler var. Her gördüğümde böylelerin arkasından gerisini siz hesap edin. Yani tahmin edin. Öyle arkalarından sallıyorum vallahi. Oo, Allah ne verdiyse. Hasta mısınız oğlum siz? Bakın oradan da bir şey girdi. Yani bu ciddiyet de... Çay ister misiniz? Çay isteriz. İsteriz de getiren yok kardeşim. Hanım orada arka odada beni izliyordur belki bilemiyorum yani. Buradan şimdi arkasından onun konuşmak da olmaz. Vallahi yayından sonra bana bu çat diye hayatı zindan eder. İstediğimde nasıl hızlı konuşabildiğimi de görüyorsunuz değil mi? Hızımızı sizin için düşürüyorum. Burada öyle bir yayın yaparım ki kardeşim. Aklınız götünüze girer. Vallahi izlemek için anlayabilmek için lafları yayını yavaşlatarak tekrar replay yapmak zorunda kalırsınız. O bakımdan yani. Biz de burada Pleiades, Seven Sisters sakinlerinden Ömer Dalman arıza adam yani. Bir yandan tasarım yaparım, bir yandan kıçımı kaşırım, bir yandan çekim yaparım yani o derece. Arabadaki çekimlerimi ben kolay mı yapıyorum zannediyordunuz kardeşim? Annem ne oluyor ya? Terlik. Terlik mi attı Jack? Abi bir de terlik mi attı? Annem. Tacizci reji yayında basıldı diye bir videoda çıkar burada. Aynen çıkar vallahi. Vay be Dilek kardeşime buradan selam olsun. Onun da az sütlü Nescafe'sini içmedik değil mi Afrail'im ya? Bu terlik atma aynen ama bizim Türk usulü terbiye usullerimizden en önemlilerinden biridir. Jack. Abi terbiyesiz. Bak lafımı unuttum. Terliksiz büyüyen bir adam adam değil. Siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz?
Benim adım bomba, soyadım ölüm lan. Buradan Şafak Sezer'e selam olsun. Aynen, Şafak Sezer'e selam olsun buradan kardeşim. Şey diyecektim. Gülmekten ölmüş bak, annesi terlik atmış. Ya bu terlikle terbiye usulü hala devam ediyor mu ya? Ben gençler falan hani artık terlik nedir bilmiyordur zannediyordum da. Güzel. Yani bir şekilde gelenek, görenek ve anneanne babaannelerimize bağlı kalmamız ucundan bucağından da olsa güzel bir şey. Ben çünkü gerçekten çok disiplinli büyümüş bir insanım. Annemden babamdan çok güzel sevgi aldım. Gerçekten çok güzel sevgi aldım. Ama yani dayakların çoğunu da anamdan yedim kardeş. Terlik bizde de havada uçuşuyordu. Vallahi. Çökmek isterdim. Yürüyen uçak. Evet, yürüyen uçak olabilir, neden olmasın. Uçan tekne varsa, Murat Caz bile o iri cüsseyle havaya yükselip uçan tekme atıyorsa yürüyen uçak da vardır kardeşim, size mi soracak? Jet ski gibi attı. Allah Allah. Oğlum o şakadan atmıştır terliği ya. Hani yoksa bunun devamı gelirdi. Yani bir ağlama, sızlama, bir haykırma olması lazım. Ben dayaklarımı öyle yiyordum. Bir kere annem beni aldı. Teyzem teyzemin kızını aldı. Bir odaya, ayrı odalara kilitlediler. Biz çok yaramazlık yapmıştık. Herhalde ortaokul yaşlarındaydık. Kardeşim yer misin yemez misin? Terlik bana oradan gidiyor, alıyor, tekrar atıyor. Odadan çıktı gitti annem, yemin ederim baktım yatağın üstünde kara sinek ölmüştü. Bunu hep anlatırım. Hatta ispatı için ablamı arayıp ona sorabilirsiniz. Aynen, bunun sonradan aile içinde çok mavrası yapılmıştır kardeşim. Yani terlik atmalı dayaktan sonra odada kara sinek ölmüştü, bakın yalanım yok. Yazık, o da ne bahtsız bedevi sinekmiş ya. Ne gidiyorsun sen anayla oğlun arasına, böyle yersin morzu. Ya Armando Jojo, valla benim için de şu an bu an bu gece çok önemli gerçekten. Yani şu teknolojik buluşmayı gerçekleştirdiğimiz için ben çok çok memnunum. Acayip ya. Yok abi acımadı diyor, tamam. Ha sarı kız, ben çocukken ya söylüyorum çok çekingendim ama çok yaramazdım. Yani arkadaşlar arasında veya mahalleye, biz sokaklarda büyüdük tabii. Mahalle arasında taş savaşları falan yapıyorduk. Biz sapanla taş atıyorduk. O zamanlarda ya dışarıdayken çok yaramazdım. Ya şurayı biraz açalım, sizin yüzünüzden duman altı olduk ha. Yani çok yaramazdım. Anneme karşı biraz ağzım benim gevşekti. Çok böyle kızdığımda, sinirlendiğimde küfrederdim. Ondan sonra yine dayak yiyerek eski disiplinime, fabrika ayarlarıma döndürülürdüm. Ama çok daha sosyaldim. Yani diyorum ya abi, bir arkadaş grubum yoktu. Mahalledekilerle indiğinde mecburen takılıyorsun. Onlar arkadaşımdı diyorum tabii. Ama hiçbir okulda, ne ilkokulda, ne ortaokulda, ne lisede benim şöyle sosyal bir arkadaşlık grubum olmadı. Kendimi ifade güçlüğü çekiyordum. Herhalde sonradan arıza adamlık ateşi patlayınca, bir şekilde tepeden ışık inince bazı melekelerim devreye girdi ki Allah'a şükür şu an konuşarak kendimi ifade edebiliyorum. Ama yine de yani pek insan toplumundan olmadığım için bunu gerçekten söylüyorum. Gene de yani genel toplum içinde, genel kurallar dahilinde kendimi ifade etmeyi sevmiyorum kardeşim, sevmiyorum. Ha, stand-up olsa, bir program olsa orada gene konuşurum ama herhangi bir tartışmada, iş ortamında falan ben öyle mikrofonu eline alabilen türden bir insan değilim. Bu da sarı kıza geldi cevap olarak. Allah. Yoksa Blair cadısı mı geldi lan? Blair cadısı mı geldi? Blair cadısı İzmir'de. Koronayı da almış, böyle memelerinin arasına getirmiş. He, dağıtacakmış sağa sola, yumurta verir gibi. Orijinalim tabii. Sarı kız tabii ki orijinalim. Yani Allah'a şükür orijinalim ya. Dışarı çıkacaktım. Yayın saatine göre ayarladım programımı. Sana Kadıköy'den selamlar olsun. Bekliyorum en kısa zamanda. Allah'a emanet ol Selim. Vay Selim. Selimciğim. Vay. Anladım seni. Kardeşim sen rahat et böyle. Sonra banttan da izlersin. Hiç sorun değil ya. Seninle gönüllerimiz bir. Adıyaman'a devam mı?
Berke, tabii ki devam ya. Şu an elimde Adıyaman var. Torbayı göstermeyelim, ayıp olur. Ama alet burada bak. Alet. Küçük olduğuna bakmayın. Yani ince olduğuna da bakmayın. Fonksiyonu önemli. Allah'a şükür orijinalimdir. Sarı kızın dediği gibi. Orijinalimdir. E tabi ama şimdi orijinal olunca biraz affedersiniz büzük istiyor orijinal olmak dostlarım. Yani şimdi yaşıtlarıma bakarsınız görürsünüz. 50-50 küsürler falan. Hepsi dedenine gibi takılıyorlar. Yani ben bu işi böyle sevmiyorum be. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlar. Atladı. Çok güzel Yaşar. Atlayış. Herkes şaşkın. Atlayıştı. Tütün içmek mi daha zararlı, normal cuvara mı demiş Kerem kardeşim, dedeli. Ya Keremcim, aklında hiçbir şüphe olmasın. Tütün içmek daha az zararlı. Yani yer yer faydaları var diyesim de geliyor ama tabii ki bunun ölçüsü önemli. Kesinlikle normal tütün sigaradan kat kat daha az zararlı. Çünkü sigaranın içinde hep böyle deriz ya, 1000 tane madde var çabuk yansın diye, işte çabuk tüketilsin diye falan. Ufak ufak zehri zerk ediyorlar. Kesinlikle yani. Bir de şöyle bir detay daha var. Yani izmaritçiler gibi içinize ciğerinize çeke çeke sigarayı içmemeniz lazım. Ya öyle yaparsanız ciğerleri hakikaten yakın zamanda pert yapıp KOAH'a bağlarsınız vücudu. Ben öyle yapmıyorum. Eskiden pro içerek başladığım için. Yani o yüzden böyle ağzımda göreyim. Hani olmadı bademciye, olmadı oradan yutağa biraz değdirip dumanı geri yolluyorum yani. O şekilde içiyorum. Öyle Golden Virginia ile Adıyaman'ı Karadut. Abi efsane tat. Oha. Golden Virginia ile Adıyaman'ı mı karıştıracağım? Ya ben onu da denedim de. Golden Virginia benim sek hoşuma gidiyor. Böyle ekşimtırak bir tadı oluyor ya onun, böyle viskili gibi falan, konyaklı gibi. Hastasıyım. Jack Gruner. Jack Gruner, sen de sigara migara müptelasıysan Adıyaman'a geç. Bilmiyorum, oradan istersen elektronik sigaraya geç ya da devamını sen seç. Hakikaten ya, şu normal paket sigarayı bırakın arkadaşlar, delirdiniz mi ya? Yani ne bileyim, 12 lira mı en ucuzu paketin? Ne bileyim yani, böyle sakat bu işler ya. Allah, reji çaktırmadan orada ayar yapıyor ama biz havamıza bakalım. Arada önümde ne paneller açılıyor bir bilseniz. Yani yayın stüdyosuna girsek bu kadar karışık değil ha. Adamda akıl fazlası var. Allah nazardan saklasın. Allah ona uzun ömürler versin. Bol sağlık, mutluluk versin. Not up in here. Yeah. Aha, polis akademisinden değil mi o sahne? Bak bak, ben buradan görüyorum, siz görmüyorsunuz. Ya adam hem yayına yetişiyor, hem bir yandan beni gaza getiriyor. Beni burada görüntülerle bile eğlendiriyor ya. Allah'ım yarabbim, ne insanlar var. Afrail'i yakında böyle rejilik yaparken bulamayacağız. Çünkü onu kapıp götürecekler ha. Onu çok felaket bir işe alacaklar. Ben bunun farkındayım. Afrail Gök'ün yani tadını çıkaralım arkadaşlar. Aynen dostlar, onun tadını çıkaralım. Habire bir şeyler yapıyor orada. Video bitasını düşürüyor. Ne oluyor oğlum? Bizim kalitemizle oynama. Afrail, reji. Oğlum yayının kalitesiyle oynama. Bak gözümün çaylar önünden. Çaylar. Hüsnü Baba deyince saygımız bizi bile aşar. Hüsnü. Bir de Şükrü de güzel ama. Tabii Şükrü de güzel. Bu arada... Bağırma lan milletin içinde. Tamam lan, bağırmıyorum. Bunu diyen kimdi? Mesih'e siktiret. Bize ne ameliyeti? Bize ne ya? Onu diyen de şafaksızlar değil mi? Bağırma lan milletin içinde. En iyi Winston Slender. Abi iyi olabilir tamam da. Abi bak, hazır paket ya. 15 liradan bahsediyoruz ya. Bak artık göstereceğim. Bu var ya. Şurada gördüğünüz miktar. Hızlı geçirdim reklam olmasın sigarayı. Ya bu hemen hemen yarısı bitmiş 15 liralık bir Adıyaman tütünü. Gerisini siz düşünün. Gerçek geyrikti. Sizden sakınmam, hele bu ilk yayınımda.
Yani Winston, Winston, Marlboro bunlar hikaye kardeşim. Biz tarladan gelmiş haliyle içiyoruz. Vallahi biz tarladan toplatıyoruz Adıyamanlı bakire kızlara. Toplatıyoruz, direkt bana gönderin adresime diyoruz. O Adıyaman'ı içiyoruz biz kardeşim. Yeni. Biraz da size anlatın. Oh, tütün bayıyor mu? Tütün bayıyor. Olabilir. Arada bir şey. Tütün bayıyor. Blair cadısı. Ya az bekle, birazdan senleyiz ya. Blair cadısı bu tarafta. Blair cadısı 2 çok iyiydi. 3 de çekildi galiba da hatırlamıyorum 3 nasıldı. Küçükken ne olmak istiyordun? Oh be, şöyle mantıklı bir eli ayağı yere basan sorular da sorun dostum arada ya. Küçükken ben polis olmak istediğimi hatırlıyorum. Bir de mimar olmak istediğimi hatırlıyorum. Sonra da mimar oldum yani. Allah'a şükür. Teknik adam olmak güzel bir şey. Zaten bir de mimarlar ve doktorlardan çok enteresan işler çıkıyor. Çok enteresan hobiler ve yönelişler çıkıyor biliyorsunuz. Ben de fazla sanatçı bir mimarım. Mesela doktor derseniz kim? Ferhat Göçer miydi? Kimdi o? Hani böyle Arya gibi söylüyor. O da mesela doktormuş. Bilmiyorum artık. Ya genelde hakikaten mimarlardan ve doktorlardan sanatçılar çıkıyor. Çay ister misin? Çay ister misin? Çaylar! Abi biraz daha bilinçaltıma çay telkini gönderirse bu Afray. Yani akşam pansumanımdan vazgeçip çay demleteceğim evde. Güzel ha. Acaba yatarken hani akşamları akşamcılık yapmayı, alkol içmeyi alışanlar yatarken bu kaydı loop'a almış olsak, hani 999 kere zikir halinde buna play yapıp uyusak acaba alkolden kurtulur muyuz dermiş. Arkadaşlar merhaba. Diyanette görevli bir memur arkadaşım söyledi. Bu koronavirüsü cinler vasıtasıyla insanlara musallat oluyormuş. Yatarken 99 defa korona orana burana korum ha dediğiniz zaman musallat olmuyormuş. Korona orana burana korum ha. Korona orana burana korum ha diyeceksiniz yatarken, kesinlikle musallat olmuyormuş. Korona orana burana koruma. Korona orana burana koruma. Korona orana burana koruma. Korona orana burana koruma. Siz bunu zikredin ya. Çayları mayları zikredeceğinize değil mi? Milleti imana getirirsin. Alien abduction durumlarına hayır, kaçırılma durumuna ben çok şükür düşmedim. Düşseydim de ben öyle ölüyorum ölüyorum diye olayı paniğe bağlamazdım diye düşünüyorum. Çünkü olayı paniğe bağlayınca karşı taraf, yani varlık tipine göre sana aynı şekilde karşılık verebiliyor. Yani çok okudum, çok kaçırılmış arkadaşlarım var. Bunu düzenli yaşayan arkadaşlarım var, yerli yabancı olsun. Onun için yani nötr alanda kalmak, bak ne olur şu koskoca canlı yayındaki şu cümlemi unutmayın. Herkes nötr alanda kalsın, nötr. Ne iyi ne kötü, tam sıfır noktasını düşünün. Düşünce titreşimi bile salgılamadığınız bir nokta, bak böyle. Hop, bitti, hop. Yani tamamen nötr alanda kalırsak, tabii bunun içinde teslimiyet var. Yani yaratana, Allah'a teslimiyet var. Efendim, internet bağlantısı yavaş yavaş düşüyor, yükleme mi var evde? Oğlum internet bağlantısı düşüyor diyor. O zaman keselim mi? Oo, Nebi Atıl da gelmiş. Nebi kardeşim. Afrail'cim, bağlantı hızı düşüyorsa keselim gitsin kardeşim. Biz daha ne olacak, ben yarın günlük sohbet de çekerim. Konuştuk canım. Ya işte. Hayır, içeride video yükleme falan varsa ondandır belki. Başını kaçırdık diyorlar. Anam başı kaçmış mı? Allah bari kıçı kaçmasın yayının ya. Oğlum biz bunları konuşurken yayında mıyız lan? Bilmem ki. Fena düşüyor net hızı. Ya o zaman keselim gitsin kardeşim. Ne yapalım? Estetik yaparsam nerem mi değişsin? Dur şunu da cevaplayayım. Şuralar abi, gerdireceğim zaten. Şuralar. Bak şu gözler, şu göz kapaklarının buraları. Şöyle. Bunları yaptıracağım zaten. En yakın zamanda. Daha da genç gösteririz. Şimdi 40 mısın diyorlar. 36 diyen oluyor. O zaman belki 30 musun abi diyecekler. Biz de Allah razı olsun diyeceğiz. O zaman bir saniye bir tekrar başlayalım. Yayını kapatıp. Bir saniye. Finish.
Yeah. Başlandık. Evet. Bir daha başladık. Aa, bir daha başladık. Yayın hızımızın düştüğünü sordu reji. Acaba evde dedi video indirip kaldıran mı var dedi. Ama yani bizim evde benden başka video indirip kaldıran pek yoktur. Eşim genelde bana indirtir, kaldırtır laf aramızda. Yani o açıdan düşünürsek bilmiyorum artık. Ya hızımız yetmiyorsa yayını da keseriz. İlk yayınımız, ben böyle çok mutluyum. Hırsımı aldım. Oh, sizlere seslendim. Benden mutlusu yok kardeşim şu an. Trump emin olun benim kadar mutlu değildir şu an. Bak, Kenny Reeves benim kadar mutlu olabilir. Çünkü kendisi çok doğal bir aktör. Onun da hastasıyım, hayranıyım. Jim Carrey ona keza, bana feza, size uzay. Yani bizler mutlu insanlarız. Bizler yatırımımızı kozmik bilince, hiçliğe, teslimiyete ve sonsuz huzura yapmış olan ruhlarız. Aynen, dünyanın çeşitli yerlerine az oranda serpilmiş durumdayız. Tasavvuf muhabbeti de yaparım tabii sarı kız. Unutmadım o mesajını. Ama yani tasavvuf muhabbeti yaparız bir gün de o konuda çok fazla hani terminoloji bilgim yok. İçim tamamen tasavvuf. Kendi şeklimde, kendi stilimle tabii ki teslimiyetten, Allah aşkından bahsedeceğim bir yayın olabilir tabii ki yani. Aa, şu an düzelmiş diyor. İyi düzelsin, mis gibi. Yani durum şu. Kahve menü... Netin hızı gene, netin hızı gene gitti geldi. Az önce. E kapatalım. Hız bazen sıfıra düşüyor, geri geliyor. Bazen kapatalım o zaman biz de bazen. Ben de coğrafya... Olmadı, kapatalım. Eksik kalan kısımları canlı yayın kaydından izleyebilirler. Biz kayıt aldık ya bütün yayına. Tabii, kapatalım. Çat diye bitiriyor muyuz şimdi hızdan dolayı? Bitirelim mi? Bitirelim. Oh! Tamer, ulan başımın belası Tamer de girdi. Tamer'cim, yayın hızı berbat diye şu an reji yayını kesmek üzere. Benim elimde değil. Yani benim yapabileceğim bir şey yok kardeşim. Tasavvufa ne gerek? Bak, Nebi hemen oradan taşı koydu bak. Bu Nebi Atılkabe'ye dikkat edin. Vay kardeşim, Fransa sakini. Yeah. Şimdi Afray reji yayını kapatıyorsa bana laf söylemek düşmez. Yayın akıyor diyor Nebi Lata. Allah Allah, Nebi Atıl kardeşim. Şimdi ara ara bağlantı kesiliyor. Köşede kıpkırmızı oluyor. Sonra yeni geliyor kendine. Kare kaybediyor yani. Görüntü kalitesi düşüyor. Yeah. E o zaman bitirelim. Ne olacak? Bir tencere makarna yemiş sarı kız şeker. Ya sarı kız acaba erkek mi ya? Bir tencere makarna bir bayan yemez yani. Allah ne der adama ya. Ondan sonra ben... Efendim o zaman siz konuşmanızı falan yapın, ona göre keselim. Tamam, keselim. Keselim. Yayın akmıyormuş. Keselim kardeşim. Olsun. Yarın biz günlük sohbetlerle destekleriz. Herkese çok teşekkür ediyorum ya. Çok memnun oldum. Çok çok seviniyorum. Şimdi dünyanın en mutlu arıza adamı olarak gidip içeride eşimle birlikte film izleyeceğim. Kapatalım o zaman kardeşim. Nebi Atıl akıcı diyor ama biz kapayacakmışız ya. Hoppa. Kapayalım o zaman. Bitti diyor kardeşim. Kapat.